Sevgili izleyenler, Merakımdan Soruyorum serisinin ilk bölümünde bugün Zekeriya Köy'deyiz ve karşınızda ilk konuğumuz Kubilay Aka. Merhaba, hoş geldin. Neler yapıyorsun bu ara? Sete gidiyorum, diziye gidiyorum, çalışıyorum, biraz spor yapıyorum. Biraz böyle vakit geçiriyorum bu aralar. Erkenci biri misin yoksa öğlene kadar uyur musun? Genelde öğlene kadar uyurum ben. Köpeğinin adı ne? Köpeğimin adı Thor. Thor kaç yıldır seninle? Yaklaşık 1,5 yıldır benimle. Thor, gidiyorum. Nereye gidiyoruz bugün? Bugün ormana gidiyoruz. Biraz yürüyüş yaparız diye düşündüm. Güzel enerji, temiz hava. Nefis. Bize biraz otomobilinden bahseder misin? Şahane görünüyor. A serisi sedan, AMG paket. Bir adı var mı? Bence adı Beyefendi. Renkleri çok şık. Farklı bir paket sanırım bu. Evet, bu Orange Art Edition paketi. Gördüğünüz gibi hem spor detayları var biraz hem de jantlarımız turuncu. Ama istersen devamını yolda konuşalım. Ne dersin? Süper olur. Seni tanımlayacak üç kelime. Yani bunu arkadaşlarıma sorsak veya ne bileyim beni tanıyan insanlara sorsak sanki daha iyi olur gibi. Yani hocam şimdi burada kendimi de övmeyeyim yani üç kelimede. O yüzden böyle yorumlarda arkadaşlarım cevaplayabilir isterlerse. Oyuncu olmaya ne zaman karar verdin? 9-10 yaşlarında falan Behzat Uygur'la Süheyl Uygur'un bir programı vardı. Çok eğleniyorlardı o programda. Ben de sanatçı olup bu aralarına katılmak istiyorum diyordum. Kamera karşısına çıktığın o ilk anı hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Yani günaydın babaanne repliğini 17 kez falan çekmiştik herhalde. Haklarını helal etsinler. Peki birlikte rol almaktan en çok keyif aldığın oyuncu kim? Birini söylesem diğerine çok ayıp olur. Bilmiyorum. Aytaç olabilir. Aytaç Uşun olabilir. Benim Çukur'da şu anda partnerim oynuyor. Birlikte oynamaktan çok keyif alıyoruz. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz çünkü. Aytaç. Peki birlikte rol almayı en çok istediğin oyuncu kim? Haluk Bilginer ya da Şener Şen olabilir. Aslında idol olarak aldığım oyuncular. Kendinle en çok bağdaştırdığın rolün hangisi oldu? Ali Kemal sanırım, Vatanım Sensin'den. Çünkü kendimle bağdaştırabiliyordum. Aa, bunu da ben böyle yaparım, bunu da Ali Kemal de böyle yapıyormuş falan diye böyle kendi içimden geçiriyordum okurken. Ali Kemal. En sevdiğim film? Babam ve Oğlum olabilir. Çok güzel bir film. Onun dışında Rain Man olabilir yabancı olarak. Seni en çok güldüren film? Son zamanlarda aile arasında sıkıldıkça açıp izlediğim, hayatıma neşe katan bir film oldu. Herkesin emeklerine sağlık. Ağlatan film? Babam ve Oğlum ya. Yani herhalde başka bir filmde ağlatamaz diye düşünüyorum o kadar fazla. Tabiri caizse salya sümük dediğimiz ağlama konumuna hemen geçebiliyorum o filmde. O meşhur repliği hatırlıyor musun oradaki? Ona bir oda ver baba, gidecek yeri yok. Kendine sürekli hatırlattığın bir söz var mı? İyi olan şeyler kolay gelmez. Vay, arabaya yazmak ister misin? Tam orada babam sağ olsun yazdığı için. Bilmiyorum, belki bir gün tweet atabilirim bunu. Araba kullanmayı seviyor musun peki? Çok severim. Çok keyif alırım araba kullanmaktan. Böyle çok yoğun olduğum dönemlerde özellikle çıkıp araba kullanıp biraz kafayı dağıtmışlığım bile oluyor böyle. Bir otomobilde olmazsa olmazın nedir? İyi bir müzik sistemi ya. Bir aracın yol tutuşu, performansı, her şeyi tabii ki çok önemli ama içindeki multimedya özellikleri de bence çok önemli. Peki, kullandığın A serisi sedanın en sevdiğin özelliği ne? Hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Beni dinlemesi, benim yanımda olması ve zamanla buna uyum sağlaması. Bir de şu özelliği var. Hey Mercedes. Ne yapmak istiyorsunuz? Sıradaki şarkıyı çal. Bu bayağı iyi bir özellik abi. Gördüğün gibi şarkıyı değiştirebiliyorsun, dinleyebiliyorsun, sesi azaltıp arttırabiliyorsun. Her söylediğini yapıyor. Bir lakabın var mı ya da hiç oldu mu? Japon balığı. Erkan abi bana taktı Çukur'da bu ismi. Gözlerim çekik olduğu için. Japon balığı bu ara favoride. Şeylerimden, lakaplarımdan çok seviyorum. Aldığın en kötü hediye neydi? Ben kupa alınmasını çok mantıksız buluyorum. Özel günlerde, doğum günlerinde vesaire. Çünkü kupa yani herkesin evinde var. Çok gereksiz geliyor. Kupa yerine birçok şey alınabilir yani. Verdiğin en kötü hediye neydi? Kupa. Kupa, o yüzden kimseye vermeyin. Yani yüzünün düştüğünü gördüm. Peki, arabayla seyahat mi yoksa uçakla seyahat mi? Arabayla seyahat herhalde. Çünkü
gittiğim yerleri görmeyi ve oranın kokusunu almayı, insanlarını tecrübe etmeyi daha çok seviyorum. O yüzden arabayla yolculuğu tercih ederim. Bu arada park ettim, artık geldik. İstersen inelim yavaş yavaş. Favori tatil yerin? Bodrum, ailem orada yaşadığı için. Yaz kış üstünden çıkaramadığın kıyafet? Boxer herhalde. Batıl inancın var mı? Kötü bir şey olacaksa veya olduysa veya olma ihtimali varsa bir anda böyle deyip birden böyle tık 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 vurma isteği geliyor ve yapıyorum. Çekinmeden. En sinirlendiğin şey? Ben ciddi bir şey konuşurken karşımdaki insanın böyle beni kale almadan gülerek benimle konuşması. Çok sinirlendiriyor. Twitter mı Instagram? Instagram. Konsol mu PC mi? Konsol. Rap mi rock mı? Rap. 2020'yi bize bir kelimeyle özetleyebilir misin? Tek kelimeyle anlatmak için çok uzun bir süreydi. Uzun. Seni sevenlere ne söylemek istersin? Çok selam, çok sevgi. Sevgi önce kendinizi sevmekten başlar. Beni desteklediğiniz için ve sevdiğiniz için, kendinizi sevdiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ederim. Umarım hep birlikte oluruz bu zamandan sonra da. Ve ben artık gidiyorum. Artık da yeter yani. Şunu da sana bırakayım. Merakımdan soruyorum. Bir tur atıp geleyim mi yoksa benim mi?